İdil, Kübra, Ali, Tufan, Melisa, Sevgi. Ben Tekuzem rehberlik uzmanı İnce Hoca. Nasılsınız arkadaşlar? Herkes 2023'te YKS'ye girecek galiba. Son sınıf mısınız? Mezun musunuz? Ses geliyor. Harika. Tamam. Son sınıf. Başladınız mı çalışmalara peki? Artık Eylül ayı geldi. Eylül ayı ile beraber aslında eğitim öğretim yılı başladı diyebiliriz, değil mi? Ders çalışmaya biraz daha artık yüklenmemiz lazım. Artık yaz bitti, tatil bitti. Çalışmaya başladıysak ne güzel. Burada bizim öncelikle size bir duyurumuz var. Seviye belirleme ve bursluluk sınavı yapacağız ücretsiz arkadaşlar. Birinci ve ikinci %100 burs imkanı var. Tekuzem'den online yapay zeka destekli tek es modeliyle eğitim alma şansınız olacak. Ve katılan herkese de 500 TL indirim çekimimiz olacak. Bu yüzden bu sınava hem seviyenizi görmek adına hem burs kazanma şansını ya da bu 500 liralık indirim çekini zaten yakalayabilmeniz adına katılmanızı öneriyorum. Zaten hep şöyle bir şey öneriyoruz biz. Yani bir döneme başlamadan önce, bir program hazırlamadan önce bizim de yaptığımız bir şey kendi öğrencilerimize. Önce bir seviye belirleme sınavı yapıyoruz. Kazanım bazlı bir seviye ölçtükten sonra öğrencimizin seviyesine göre bir program hazırlayıp ona göre ödevlendirmeler, hatta yapay zeka sistemimiz dahi bu seviyeye göre ödevlendirme ve program kısmını yapıyor. Bu sebeple sizin de bu aşamada ücretsiz bu sınava katılmanızı öneriyorum. Şu an sen arkadaşım zaten bir link bıraktı. Buna tıklayıp formu doldurup tamamen ücretsiz online sınava katılabileceksiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi öncelikle nasıl bir programla çalışmamız lazım? Biraz bundan bahsedeceğiz. Bir kere benim size ilk etapta söylemek istediğim şey şu. Kendinize özel bir plan programla çalışmanız lazım. Herkesin planı farklı olmalı. Birinin uyguladığı bir programı aynı bölümde bile olsanız, aynı üniversiteye bile istiyor olsanız uygulayamazsınız. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi seviyeleriniz farklı arkadaşlar. Hedefleriniz aynı bile olsa hedefe doğru ilerlerken günlük çalışabileceğiniz ders saatiniz farklı, sorumluluklarınız farklı, öğrenme yapınız farklı, unutma hızınız farklı. Biriniz her gün unutuyorken biriniz belki haftada bir ya da ayda bir unutuyorsunuz. Öğrenme hızlarınız farklı. Biriniz çok hızlı öğrenirken biriniz belki bir konuya iki kez çalışma ihtiyacı duyuyorsunuz. Dolayısıyla kesinlikle programın size özel olması lazım. Biz burada öğrencilerimize bunu yapay zeka sistemiyle beraber yapıyoruz. Öğrencimize program otomatik olarak öğrencimizin seviyesine, öğrenme yapısına, unutma hızına, günlük çalışabileceği ders saatine, sınava kalan gün sayısına hepsine göre bir hesaplanarak bir algoritma ile birlikte ona özel bir şekilde program hazırlanıyor ve öğrencinin uyamama ihtimali ortadan kalkıyor. Çünkü biz en çok özellikle YKS öğrencilerinde şununla karşılaşıyoruz. Karşınıza çok muhteşem bir program da verilse, size verilse ya da siz hazırlasanız da uyuma sorunu yaşıyoruz bir müddet sonra. Bunun en büyük sebebi araştırdığımızda aslında programın size özel olmamasından kaynaklanıyor. Ya çok yoğun bir program, ya çok esnek bir program, ya da işte sizin matematiğiniz çok eksik ama matematikten sadece soru çözüm eklenmiş bir program mesela, haliyle sizi başarıya ulaştırmadığı gibi motivasyonunuzu düşürüyor ve uyuma problemine, uyamama problemine yol açıyor. Bu da istikrarı bozuyor tabii ki. Dolayısıyla başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bu yüzden demek istediğim size özel bir program olması çok çok önemli. Günün hangi saatlerinde ders çalışıyorsun? Mesela okulunuz başlayacak son sınıf olanlar okul saatlerinize göre program olması lazım. Dediğim gibi seviyenize göre yapacağınız çalışmalar değişiklik göstermesi lazım. Şimdi sizin temelinizin olmadığı bir derse yapacağınız bir çalışma ve ayıracağınız süreyle orta seviyede olduğunuz, yani konuyu bildiğiniz ama unutmaya yakın bir yerlerde olduğunuz bir derse ya da konuya yapacağımız çalışma aynı olamaz arkadaşlar. Temelinizin olmadığı matematik örnek veriyorum. Buna önce bir temel atma eğitimi alarak başlamanız lazım. Önce bir ön hazırlık çalışması yapmanız lazım. Orta seviyede olduğunuz, örneğin tarih dersiyle alakalı, tarihte de
Ön hazırlığa ihtiyacınız yok. Hatta konu çalışması bile yapmamanız lazım. Vakit kaybetmemeniz lazım. Direkt detaylı bir tekrar çalışması yapmanız lazım. Bunun gibi seviyenize göre yapacağınız çalışma türü de değişkenlik gösterecek arkadaşlar. Dediğim gibi programda sizin muhakkak haftalık okul saatleriniz, kursa gidiyorsanız kurs saatleriniz, işte part-time çalışıyorsanız örnek veriyorum iş saatleriniz gibi her türlü detay yer almalı ki programa uyamama sorunu olmamalı arkadaşlar. Şimdi genelde bizim önerdiğimiz hatta yapay zeka sistemimizin de hazırladığı haftalık program. Bu programı haftalık öğrencimiz uyduktan sonra zaten bir hafta sonra programı öğrencimizin çalışma durumuna göre revize ediliyor. Çünkü yapay zeka sistemi öğrencinin yaptığı her çalışmayı kaydediyor. Siz programı uydukça bir tuşla çalışmayı tamamla diyorsunuz ve geri planda sizin bir çalışma oranınız hesaplanıyor. Haliyle haftalık performansınızda bir grafiğiniz oluyor. Bu grafik yukarı doğru gidiyorsa harika. İkinci haftanın programı da zaten sizin çalışma durumunuza, performansınıza göre hesaplanıyor. Uyumadınız hiç diyelim. Yine revize oluyor. Bu sefer çalışma oranınız çok düşük çıkıyor. Gelerek de uyarıları ve bildirimleri yapıyor sistem size. Bizler devreye giriyoruz ve ondan sonraki süreçte sizin yine şimdi kalan süre azaldığı için sürekli sınava kalan süreye göre hareket ediyor yapay zeka. Bir hafta geçti ama sen hiçbir şey yapmadın. Bir tık daha ağırlaştırması gerekiyor programı ya da seninle birebir işte psikolog rehberlik görüşmeleri yapılarak acaba programa uyma sorunu neden kaynaklandı, uyamama sorunu bunun analizi yapılıyor. Birebir görüşmeler, seanslar. Ondan sonraki süreçte yeni program. Böylelikle her hafta senin seviyene, ilerleyişine, sınava kalan süreye, sorumluluklarına göre program revizesi yapılıyor ve haftalık performans takibin oluşuyor. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi biz orada programı hazırlarken zaten kazanım bazlı böyle konuların en alt kırılımlarına kadar iniyoruz. İşte o konuya ne yapman gerektiğini söylüyoruz. Hep bir tekrar yapman gerekiyor. Zaten sana programdakileri uymaya başladıkça bir de sana belirli aralıklarla check-up testleri yaptırıyoruz ki evet programa uyuyor olabilirsin ama ne kadar verimlisin? Bir de senin aslında başarı oranını, verimlilik oranını ölçmek istiyoruz. Öğrenme oranını ölçmek istiyoruz. Sadece çalışıp çalışmaman değil önemli olan ne kadar verim alıyorsun? Check-up testlerinin sonuçları nasıl geliyor? Bunları da zaten haftalık olarak ölçümlemiş oluyoruz arkadaşlar. Programın o yüzden yani kendiniz de hazırlayacaksınız. Evet bir yapay zeka sistemi kadar algoritmik bir program hazırlayamazsınız ama bu faktörlere dikkat etmenizi çok çok öneriyorum. Ya da bir dershaneye kursa gidiyorsanız bir rehberlik hocanıza program hazırlatıyorsanız lütfen bunları sorun. Seviyenize göre mi, sorumluluklarınıza göre mi, kalan zamanına göre mi, sizin günlük ders çalışabileceğiniz süreye göre mi? Ya da işte kötü olduğunuz bir dersten yapacağınız çalışma ile iyi olduğunuz bir derste yapacağınız çalışma aynı mı? Ayırmanız gereken süreler aynı mı? Bunlara mutlaka bakmanız lazım. Hatta konu önceliklendirme de yapması gerekiyor. Sistem zaten bizim sistemimiz bunu yapıyor. Ama siz de bireysel çalışırken bunları yapmanız gerekecek arkadaşlar. Sistem şunu da çok iyi biliyor. Hani hangi dersleri koordine edebilir? Şimdi bazı öğrenciler var başla bitir sistemiyle gidiyorlar arkadaşlar. Şimdi benim de böyle öğrencilerim var. Hocam ben önce işte matematik, fizik, kimya, biyolojiyi bitireceğim. Aradan bir çıksın şu sayısal dersler. Ondan sonra sözellere başlayacağım diyor. Ama öğrenci şunu bilmiyor. Matematik, fizik, kimya, biyoloji çalıştı. Başladı, bitirdi. Bitirdikten sonra tarih, coğrafya, Türkçe çalışmaya başladığı anda matematik, fizik, kimya, biyolojinin tekrarlarını, soru çözümlerini yapmaya devam etmesi gerekiyor unutmamak için. Dolayısıyla bunu kendi yapmadığında yine aslında bir verim düzeyinde bir düşüş gerçekleşmeye başlıyor. Şimdi bunu sisteme siz kendiniz istediğiniz seçeneği seçebiliyorsunuz. Ya başla bitir sistemi hani ders bitsin diğeri başlasın ya da karışık çalışmak istiyorum. Karışık kısmına da bütün dersleri veriyoruz ama haftalara bölerek günlere bölerek o gün atıyorum 3 derse çalışacaksın. Ertesi gün diğer 3 derse çalışacaksın ve neye ne yapman gerektiğini sistem sana vermiş oluyor. Tabii ki söylediğim gibi şunu da seçebiliyorsun. İşte hafta içi örnek veriyorum 9 ile 2 arası okulun var. 9 ile 2 arasını kapatıyorsun. Hafta sonu full boşsun. Hafta sonunu işte çalışabileceğin saat diyelim ki sabah 9 ile akşam 7. Bu şekilde ders saatlerinde seçme şansın var. Siz de programınızı hazırlarken lütfen çalışabileceğiniz saatleri göz önünde bulundurarak ne aşırı yoğun bir program ne aşırı esnek bir program tamamen size özel hazırlamaya gayret edin. Genelde bizim önerdiğimiz aslında
Benzer dersleri aynı gün çalışmak birazcık verimi düşürebilir. Yani matematikten sonra fizik çalışmak bir tık böyle size ağır gelebilir. Sistemde de biz buna çok dikkat ettik. Yani genelde sayısal sözel dengesi kurmaya çalıştık. Hani örnek veriyorum, matematikten sonra bir tarih, bir Türkçe gibi bir ders çalışmak zihni biraz daha dinlendirir. Ve beynin aynı anda sağ lobunu ve sol lobunu aynı zaman bilim içerisine çalıştırmış olursunuz. Sözel zeka ve sayısal zekayı. O yüzden üst üste aynı dersleri çalışmak, benzer sayısal ağırlıklı dersler çalışmak da yorabilir. Bu şekilde de buna da dikkat edebilirsiniz hazırlarken. Tabii ki oda düzeni de çok önemli, çünkü programa uymaya başlama isteğiniz ne kadar yüksek olursa olsun, odanız aşırı dağınık olduğunda, dikkatinizi dağıtacak objeler, nesneler odanızda yer aldığında, bu bir süre sonra sizin programa uyumanızı engelleyecek. Çünkü gözümüze gözüken aslında her obje ister istemez bilinçaltımızda bir yer edindiği için dikkatimizi dağıtıyor. Dolayısıyla biz bu süreçte toplu, derli toplu ve sade bir ortamda çalışmayı çok daha fazla öneriyoruz. Örnek veriyorum, orada bir boş bardak vardır. İşte aslında dün çalıştığınız dersin notları vardır. Ya da yarın çalışacağınızın notları duruyordur, kitapları duruyordur. Bunların hepsi zihninize kaydedildiği için o anki derste odaklanmanızı ciddi düzeyde düşürmüş oluyor. Bu sebeple bu kısımda da bayağı düzenli olmanız gerekecek arkadaşlar. Yine bu aşamada önerdiğim formül defterinizin olması, sözelci de olsanız TYT kısmı var bunun ve TYT biliyorsunuz herkes için ortak, herkes için aynı getiriye sahip. Matematik çalışacaksınız, çok ciddi bir soru sayısı var matematikte, azımsanmayacak kadar. Türkçe ve matematik en yüksek soru sayısına ait alanlar biliyorsunuz. Şimdi matematik yapmadan olmaz, sözelci de olsanız yapacaksınız. Bu yüzden TYT kısmında özellikle mantık sorularının yoğunlaşmaya başladığı bir sınavdan bahsediyorum. Yine de o mantığı kurabilmek için bazı formüller var bilmeniz gereken. Örneğin tam kare açılımı, işte iki kare farkı gibi bilmeniz gereken formülleri tutabileceğiniz bir defterinizin olması bu süreçte daha çok işinize yarayacak arkadaşlar. Bir adet de hatalar defteri. Ben bunu her sene başında öğrencilerime öneriyorum. Sene sonunda hatta fotoğraflarını atıyorlar. Böyle dolmuş taşmış ama gitgide azalmış hataları. Bu şu: çözemediğin soru ya da deneme sınavında yine çözemediğin, boş bıraktığın ya da yanlış yaptığın soruları oraya yazabileceğin, illa uzun uzun soru yazmak zorunda değilsin. Örneğin X denemesi soru 7 dersin. Aşağısına cevabını yazarsın. Sene sonuna yaklaştıkça da belirli periyotlarda o hatalı sorularını tekrar tekrar çözebilirsin. Zaten onları öğrendikten sonra gitgide yanlış sayılarında ve boş sayılarında azalma olduğunu fark etmeye başlayacaksın. Bu yüzden muhakkak benim önerdiğim, yani hatta buna böyle kare kaplı defter diyen öğrencilerim falan oldu. Genelde de aldıkları defterler böyle siyah kapaklı defterler olmuş, hatalar defteri olduğu için. Ama amacımız zaten o hatalarla yüzleşmeyi önce öğrenmek, o hataları görmek ve üzerine gitmek. Ancak üzerine giderseniz zaten yanlışlarınızı da azaltmış olursunuz. Bu çok önemli arkadaşlar. Zaten bunu tutmaya başladığınız anda gitgide azaldığını kendiniz de göreceksiniz ve motivasyonunuz da artmış olacak. Tabii ki deneme olmazsa olmaz. Bizim sistemimizde bol bol deneme, check-up, dediğim gibi seri belirleme sınavları var. Biz burada belirli periyotlarda öğrencilerimize yapay zeka sistemimiz tarafından denemeler çözdürüyor olacağız. Sorularımızı seçtik, hazırladık, şu an dizgi aşamasında, yükleme aşamasında. Siz de lütfen denemeyi aksatmayın. Gerçek sınav gibi düşünerek, gerçek sınavın bir provasıdır çünkü. Gerçek kurallara uygun olarak çözün arkadaşlar. Deneme ne kadar çok çözersek hızımız, pratikliğimiz, sınava hazır bulunuşluk düzeyimiz o kadar artacak. Bu yüzden deneme çözmek bizim için sınavın olmazsa olmazı. Lütfen deneme çözdükten sonra doğru bir deneme analizi de yapın. Yanlışlarınızı çıkartın, boşluklarınızı çıkartın ve üzerine gidin. O hataların biraz önce anlattığım gibi üzerine giderseniz ancak yanlışlarınızı, boşlarınızı azaltacaksınız. O hatalar defterine bu denemelerdeki yanlışları da yazmanız lazım. Örnek bir program, bu hazırladığımız örnek bir programdı ama yapay zeka sistemi bunu da burada kişiye özel yapacak, gün gün yapacak. Bu haftalık hangi konuları? Örneğin eşit ağırlık bir öğrencisi için işte ne zaman çalışabilmeli gibi. Yapay zeka sisteminde sorumu çözeceksin, konu tekrar mı yapacaksın, konu mu çalışacaksın, ön hazırlık mı yapacaksın, hepsini gösteriyor. Hatta orta zor soru mu, kolay soru mu, onu bile gösteriyor. Hatta sözcükte anlam diyemem de sözcükte anlam ünitesinin sözcüğün anlam özellikleri, konusunun anlam olayları alt konusu diyor. Yani iyice alt kırılıma kadar iniyor. Çünkü parçaları birleştirdiğinizde bir bütünü oluşturuyorsunuz ve parçaya çalışmak çok daha kolay.
kolay geliyor size. Biz bu şekilde veriyoruz. Gün gün, saat saat ne çalışacağınızı çok daha detaylandırarak size göstermiş oluyoruz arkadaşlar. Ama dediğim gibi burada önemli olan tamamen size özel olması. Bunu da yapabilecek şu anda hani bir insan zekası çok fazla buna yetmiyor. Bu da yapay zeka sistemiyle olacak bir şey. Ancak ve ancak yapay zeka sistemi devreye girdiği zaman size özel program hazırlanabiliyor. Sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Bir de sizler için bir videomuz var, onu izleteceğim. Eğitim modelimiz hakkında detaylı bilgi almak, tekes, yapay zeka sistemi 500 lirada indirim çekiniz olacak sınava girerseniz biliyorsunuz. Bence önce bu sınav için bir form doldurun. Form doldurduktan sonra zaten hediye çekiniz de tanımlanacak. Bir de 2023 tekes modeli hakkında bence bir bilgi alın. Madem bir sınava hazırlanıyorsunuz ve başladınız, o zaman üst düzey bir sistemle hazırlanın. Sizi çok iyi tanıyan, size özel ödevlendirmeler yapan, yapay zeka sistemiyle hazırlanın. Ve bir dershane fiyatının neredeyse yarı yarıyasından bile çok daha uyguna bir de hediye çekiniz olacak zaten. Bence eğitim koçuyla ücretsiz bir seans görüşün derim arkadaşlar. Linke tıkladığınız anda zaten doğrudan onlarla görüşme şansı yakalayacaksınız. Randevu almış olacaksınız. Sorusu olan arkadaşlarımın sorularını cevaplamak isterim.